Acar Kids 0-16 yaş grubu çocuk giyimi alanında üretim yapmaktadır. Kendine ait 7 mağazası bulunan firma her geçen yıl mağaza sayısını artırmayı hedeflemektedir. Kaliteli üretime önem veren firma birçok ülkeye ürünlerini ulaştırmaktadır. Bizler de firma yönetim kurulu başkanı Zeki Acar'a mikrofonlarımızı uzatarak çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Yaklaşık 20 yıldır sektörün içindeyiz. Tekstil sektöründe parakende, imalat ve toptan alanında faaliyet göstermekteyiz. İstanbul'da ve Anadolu'da üretim yapıyoruz. 29 ülkeye ihracatımız var. Kendi markamızdan ürünlerimizi gönderiyoruz. Sadece çocuk üzerine 0-16 yaş imalat yapıyoruz. Franchise sistemimiz yok. Fakat kendi mağazalarımızı açıyoruz. Şu anda 7 tane mağazamız var. Önümüzdeki 10 yıllarda da artıracağız. Yani bu ay bir mağaza daha açacağız inşallah. Devam ediyor mağaza açılış. Özellikle Güneydoğu ve Doğu bölgesinde kaliteli bir üretim ağımız var. İnsan potansiyelimiz çok yüksek. İş gücümüz çok iyi. Yani bizim uzak doğuyla rakip etme şansımız var. Fakat bu işte terör olayları, bu Türkiye'deki bu karışıklıklar bizi biraz gerilettirdi. Bundan dolayı bizim bir sorunumuz yok. Yani ülke olarak sorunumuz yok. Kalite olarak da biz uzak doğudan hem çok iyiyiz. Çünkü yıllarca uluslararası markalara fason yaptık. Bu ülkenin genel tekstiline ulaşalım. Böyle bir altyapımız var, bir know-how'umuz var. Bundan dolayı biz uzak doğuya avantajlarımız var. Özellikle Orta Doğu'da ve Afrika'da böyle bir avantajımız var. Yani özellikle liderimizden dolayı böyle bir şeyimiz var bizim. Bir avantajımız var. Doğu Avrupa dediğimiz Polonya, Bulgaristan, Romanya bu bölgeye artı değerimiz var. Batman'da ve Güneydoğu'nun çeşitli illerinde üretim yaptıklarını belirten Zeki Acar, bölgenin yatırım açısından büyük avantajlar sağladığını dile getiriyor. Tabii bu bir süreç. Bu süreci doğru yönetebilirsek çok büyük bir artılar olacak bize. Yani şu ana kadar ben yaklaşık 2,5-3 yıldır Batman'dayım. İlk gittiğim zamanlar evet çok ciddi problemler yaşadım. Hem beşeri ilişkilerden dolayı hem de teknik malzemeden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadım. Bunu da şirket olarak aldık önümüze, kendi problemlerimizi alt alta yazdık. Karşısında çözümleri üretmeye başladık. Burada şunu gördük, kendimizden bir tanesini oraya işin başına gönderdik. Buradaki altyapımızı da ona göre kurduk. Makinedir, işte beşeri ekiptir, yani insan kaynaklarımızı buna göre yönlendirdik ve şu anda yaklaşık bir yıldır bir problem yaşamıyoruz. Bir de bir artı çok büyük avantajları var Anadolu'nun. Yani siz Anadolu insanı vefalı bir yapısı vardır Anadolu'nun. Siz oraya iş, aş götürdüğünüz zaman kadir kıymet, değer biliniyor. Böyle bir avantajı var. Biz şu anda orada, o bölgede, işte Diyarbakır'da, Elazığ'da, Adıyaman'da, Batman'da, o bölgedeki ufak ufak işletmeler kurduk arkadaşlar. Tabii muhataplarımızı da düzgün seçtik. Diyarbakır Çınarlı ilçesinde butik bir atölye kurduk. Tabii oradaki arkadaşımızı da iyi seçtik. Oradaki arkadaşımız kaymakamla düzgün bir projeyi düzgün bir şekilde götürdü. Kaymakam Bey'e sundu. Kaymakam Bey de bütün devletin bütün imkanlarını da sundu. Oradaki vatandaşlar da bizi çok iyi destekledi ve bu şekilde devam ediyor. Şu var, yani yine söylüyorum, Anadolu'daki insana, yani şu tabii suç tek tarafı değildir. Yani şimdi sadece ya eleman sıkıntısı var deyip işin içinden çıkmak bu işin en kolay yolu. Biz kendi problemimizi kendi içimizde çözmemiz gerekir. Şimdi siz Anadolu'nun herhangi bir ücra köşesine gittiğiniz zaman, derdinizi anlattığınız zaman, ya işte ben böyle böyle bir şey yapacağım, bu bölgeye bir artı değer sunacağım. O insanlar size kucaklarını ve yüreklerini açıyorlar. Yani eyvallah, doğrudur. Suriyeli olmasaydı biz personel bulamazdık, işte işçi bulamazdık. Doğru. Ama neticede benim Anadolu insanımın da çalışmaya ihtiyacı var. Teşvik bölgelerinin yatırımcılar için büyük avantajlar sağladığını belirten Zeki Acar, bölgede yatırım yaparken bürokrasi sıkıntısı yaşadıklarını ifade ediyor. Çok ciddi destekler var. Özellikle SSK yapısında vergi, efendime söyleyeyim,
fiziksel yani yer konusunda bu tür şeylere destekleri var. Fakat bürokrasiye çok ciddi manada takılıyor. Yani aşağıya indikçe problemleri çözme şansınız yok. Böyle bir şeyimiz var ama onu da çözüyoruz bir şekilde. Yani özellikle mesela biz Batman'da işte fabrikamız kendi hiçbir devlet desteği almadan önce kendi yerimizi yaptık. Dedik ya biz burada kendi öz kaynaklarımızdan biz burada bir fabrika satın alacağız. Önce gittik biz orada bir fabrika satın aldık. Daha sonra devletin diğer teşviklerinden faydalandık. Önce biz kendimiz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Yani vatandaş bunu görmeli. Türk tekstil sektörünü son yıllarda dünyada marka değerinin yükseldiğine değinen Zeki Acar, firma olarak kendilerinin de bu markalaşma yolunda hızla ilerlediklerini dile getiriyor. Bu bir süreç. Şimdi İtalya'da yıllarca fason yaptı. İşte İspanya yıllarca fason yaptı. İş kolunda uzman bir şirketle çalıştıkça sizin el becerileriniz, zihin becerileriniz belli bir noktadan sonra gelişir. Şimdi biz de yaklaşık 20-25 yıldır uluslararası markalara ülke olarak fason üretiyor. Şimdi bizim de kendi içimizde birkaç tane markamız çıkmaya başladı. Biz de yavaş yavaş yapmaya, önce kendi bölgemizde lider olmamız gerekiyor. Zeki Acar, Türkiye'nin son yıllarda dünyada önem kazandığını belirterek bu durumun bir yatırımcı olarak kendilerini mutlu ettiklerini ifade ediyor. Rusya çok ciddi bir pazar. Hem yüz ölçümü olarak hem de nüfus olarak ciddi bir pazar. Bir Afrika çok ciddi bir pazar. Orta Doğu çok ciddi bir pazar. Burada biz çok ciddi ürünler satma şansımız var. Çok ciddi potansiyeli var. Bu bölgeler bizim ürünlerimizi kabullenmişler. Yani söyleyeyim ya, hem kalite olarak hem de örneğin bir geçenlerde bir Kuzey Iraklı bir müşterimiz geldi. Dedi ya ben gıda alacağım. İşte Ukrayna'da nohut almayı düşünüyor gıdayla ilgili. Diyor ki Ukrayna'da diyor ben diyor getireceğim ama diyor Ukrayna maden Ukrayna yazıyor. Diyor oradan getirip burada paketleyip götürürsen madeni Türkiye'ye yazarsan çok daha iyi olacak. Yani bu beni çok sevindirdi. Zeki Acar son 15 yılda Türkiye'nin büyük gelişme gösterdiğine değinerek bu gelişmenin tekstil sektörüne de olumlu yansıdığını dile getiriyor. 2015 ciromuzu biz 2016'da %30 arttırdık. Yani iş yok diye bir şey yok, onu söyleyeyim. Maliyetler yükseldi mi? Hayır, maliyetler yükselmedi. Yani ciro oranına göre bizim maliyetlerimiz yükselmedi. Şimdi düşünün, bundan 15 yıl önce Türkiye'deki faiz oranları %80, %90 iken bugün faiz oranları %10'lardan, %14'lerde. Yani bir defa finansman maliyetlerimiz çok düştü. Dünyaya nazaran yüksek mi? Evet, dünyaya nazaran yüksek. Fakat bir 10 yıl öncesine baktığımız zaman veya 15 yıl öncesine baktığımız zaman bir defa burada bir maliyet konusunda ciddi manada maliyetlerimiz düştü. Bizim verimlilikle ilgili problemlerimiz var. İş verimliliğiyle ilgili problemlerimiz var. Yani kapasitemizin %20'sinden %30'undan çalışıyoruz. Eğer biz kapasitemizin %60'ın üzerinde verimlilikle çalışırsak bizim hem cirolarımız hem de işimiz artma şansı var. Bir de Türkiye'nin bir gerçeği var. Yani kişi başına milli gelire göre üretim yapmamız gerekiyor. Buna göre üretim yaparsanız sizin işiniz düşmez. Bu mobilya sektörü içinde geçer. Bu efendime söyleyeyim gıda sektörü içinde geçer. Son olarak 15 Temmuz darbe girişimine değinen Zeki Acar, milletimizin güçlü iradesiyle bu süreci atlattığımızı ifade ediyor. Bu ülkenin insanı bir defa daha kendisini gösterdi. Yani bir Kurtuluş Savaşı'nda gösterdi, bir de bir 15 Temmuz'da gösterdi. Bu ülkenin bütün fertlerine kendi adıma teşekkür ediyorum. Yani meydanları gördük. Şunu unutmamak gerekiyor. Her şey ekonomi değildir. Bir insan annesiz yaşayabilir, babasız yaşayabilir ama vatansız yaşama şansı yok. Yani işgal altında zihniniz doğru çalışmaz. Yüreğiniz doğru çalışmaz. Bu bir işgal süreciydi. Biz bu işgal sürecini bertaraf ettik. Hep beraber. Yani bu ülkenin cumhurbaşkanıyla, vatandaşıyla, en üstteki bürokratıyla, en alttaki bürokratıyla beraber hep beraber bu işi ettik. Ya bitti mi bitmedi. Devam edecek mi edecek. Meydanları gördük. Bir sürü farklı farklı ideolojilerde, farklı farklı mantıkta herkes bu bayrağı aldı, sokaklara çıktı. O yüzden evet, Sayın Cumhurbaşkanımız çok ciddi mücadele ediyor. Bunun da devamı gelir. Yani halk bu şekilde bir daha böyle bir şeye izin vermez.